Selamlar balık hava hakkında her şeyi takipçilere. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bu haftanın videosunun konusunu olta kamışı seçerken nelere dikkat etmeliyiz ayırdım. Kanala abone olun, videoları beğenin demeye gerek yok. Siz kafanıza göre takılın arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Balıkçılıkta zorlama yoktur. İster hafta sonu kafa dinlemek için balık avına merak salın, ister spor amaçlı balıkçılıkla ilgilenin, ister balığı satıp parasını kazanmak için bu işi yapın. Hangi amaçla olursa olsun bu hobiden, bu uğraştan verim almanız için iyi bir oltaya sahip olmanız şart. Kötü olta sizi bu hobiden soğutur dostlar. İyi bir oltaya sahip olmak içinse olta kamışı çeşitlerini, özelliklerini iyi biliyor olmanız lazım. Dikkat edin, bu konuda sizi kandırmasınlar. Sonra hangi suda balık tutacağınıza, hangi balıkları avlayacağınıza bir karar verin. Çünkü olta kamışları çeşitleri farklı sulara, farklı balıklara uygun olacak şekilde tasarlanıyor. Her birinin özelliği birbirinden farklı. Peki olta kamışı seçerken dikkat etmemiz gereken noktalar neler? Birincisi uzunluk. Seçeceğiniz olta kamışının uzunluğu balık tutacağınız yere göre değişir. Mesela kıyıdan veya iskeleden açık bir alandan balık tutacaksanız size daha fazla atış mes mesafesi kazandıracak uzun bir kamışı seçebilirsiniz. Ama dar bir alanda bir tekneden balık tutacaksanız veya ağaçlık tatlı su kenarında ağaçlık bir bölgede avlanacaksanız size kısa kamış gerekir. Yoksa rahat atış yapamazsınız. Sağa sola çarparsınız kamışı. İkinci nokta kamışın gücü. Olta seçiminde, olta kamışı seçiminde önemli bir faktör. Güç olta kamışının yapıldığı maddeden gelir. Günümüzde olta kamışları birçok farklı maddeden yapılıyor. Balığı avlayacağınız suya, avlayacağınız balığın türüne, veya ağırlığına göre değişkenlik gösteren birçok seçenek var. Denizde büyük balık tutacaksanız, büyük balık peşindeyseniz size son derece güçlü fakat esnek olmayan kamış lazım. Bu hangi malzemeden yapılan kamıştır? Grafit kamışlardır. Veya esnek yapıda grafit kamışlara göre daha ağır fiberglas kamışları tercih edebilirsiniz. Bunlar her ne kadar ağır ve dayanıklı olsalar da sizi çok yoracaklardır. Açacak gibi, çorcik gibi, sürekli hareket halinde olduğunuz avlarda bu kamışlar sizi çok yorar. Eğer durgun bir suda küçük veya orta boy balıklar avlayacaksanız, sürekli hareket halinde avlanacaksanız size hafif olan karbon fiber malzemeden yapılmış olta kamışı lazım. Her ne kadar grafit kamışlar ya da fiber kamışlar kadar ağır değillerse güçlü değillerse de yine sizin dediğim gibi orta boy balıklarda balığı yakalamanıza fazla fazla yeterler. Benim çok önem verdiğim bir nokta kılavuz halkaları. Olta misinanızı ya da ipinizi kamışa bağlamak için kullanılan ve genellikle seramikten yapılan bu halkalar kılavuz halka adını almışlar. Olta malzemelerinin en önemlilerinden birisi bu. Genellikle de seramikten imal edilirler. Bunların içerisindeki en güçlü olanı da zirkonyum maddesinden yapılan halkalardır. Bu zirkonyum halkalar kaygan, hafif ve son derece esnek olduğu için çok kullanışlıdır. Kılavuz halkaların kamış üzerindeki yerleşimine de dikkat edin. Satın almadan önce mutlaka gözünüzle elinizle kontrol edin arkadaşlar kılavuz halkalarını. Çift ya da tek ayaklı kılavuz halkaları vardır. Eğer balık üzerinde daha fazla kontrol sağlamak istiyorsanız mutlaka çift ayaklı kılavuz halkalarına bakın onları tercih edin. Ve tabii bu kılavuz halkaları kamış üzerine düzgün hizalanmış mı onu da mutlaka kontrol edin. Her malzeme olduğu gibi kamışın da mutlaka bir yerden satın alınması lazım. Burada son derece titiz davranın dostlar. İnternet üzerinden alacağınız olta kamışının siparişini vermeden önce mutlaka bir balıkçılık malzemesi satan mağazaya gidin. Konu hakkında bilgi sahibi olan satış elemanlarıyla görüşün, sorularınızı sorun. Olta modellerini orada inceleyin. Her olta kamışı her balıkçıya aynı hissiyatı vermeyebilir. Satın almadan önce modeli incelemek, şöyle elinizle bir tartmak sizin için iyi bir seçenektir ve orada pazarlık edin belki internetten daha ucuza satın alacaksınız belli mi olur peki siz nereden satın alıyorsunuz oltalarınızı olta malzemelerinizi internetten mi yoksa balıkçılık malzemesi dükkanından mı alıyorsunuz aşağıya yorumlara yazın arkadaşlarla paylaşın. Peki balığı nerede avlayacaksınız? Kamışınızı balığı avlayacağınız yere göre mutlaka değerlendirin, seçin. Mesela balık avlamak için uzun yol kat ediyorsanız, aracınızda küçükse portatif seçeneklere bakabilirsiniz. Portatif kamışlara bakabilirsiniz. Tekneniz varsa, tekneden avlanacaksanız tek parça olan olta kamışları tercih edebilirsiniz. Açık denizde kullanılacak olta kamışı yüksek mukavemete sahip olmalı. Yani çok güçlü olmalı. Akıntılı bölgelerde yüksek gramajlı kurşun atabilecek modelleri kullanacaksınız. Dikkat edin. Bait casting yapacaksınız. Çıkırlı olta kamışları kullanacaksınız. Derin sularda büyük balıklar avlayacaksınız. Bunun için çıkırlı olta kamışları uygun olabilir. Durgun suda düşük mukavemetli, esnek kamışları kullanabilirsiniz veya merak saldınız fly fishing yapacaksınız. Tatlı suda fly fishing avı çok zevkli oluyor. Deneyebilirsiniz. Ve tabi ona uygun kamış Almanız lazım. Balık avcılığında tecrübe Kazandıkça sık sık ava çıkacaksınız Uzun süre kullanabileceğiniz yüksek Kaliteli ürünleri tercih edersiniz. Ama Balık avına yeni başladığınızda daha uygun Fiyatlı bir olta kamışı tercih edin. Tecrübe Kazandıkça zaten kendinize en uygun Kamışı hatta kamışları Malzemelerinize ekleyeceksiniz arkadaşlar Tek kamışla tek oltayla yetinmeyeceksin Peki olta kamışı seçerken yem Önemli mi? Evet kullanacağınız yem Önemli. Önceden belirleyin. Mesela Sahte balıklarla avlanacaksanız Balığın her hareketini, sahtenin hareketini hissedebilmek için hafif bir olta kamışı seçmeniz gerekir. Orada fiber kamışlara ağır olduğu için bakmayın. Karbon kamışlara yönelin. LRF yapacaksınız. İnce kamış, uygun ağırlık atan İnce kamış tercih edin. 2 gram, 3 gram yemleri atacağınız kamışla 30 gram, 50 gram atacağınız kamışın aynı olmayacağını, aynı özelliklere sahip olmayacağını siz de takdir edersiniz. Son olarak da avlayacağınız balık türüne biraz değinelim. Bu da satın alacağınız olta kamışı modelini etkiler. Mesela tatlı su avcısısınız. Turna balığı ya da suda kavlamak istiyorsunuz. Nispeten daha kısa 1.80, 1.60, 1.70 kamış tercih edebilirsiniz. 2 parçalı da olabilir, teleskopik kamış da olabilir. Hangisi size uygun geliyorsa. Mesela istavrit avlayabilirsiniz. Ama his, istavrit avlarken sörf tipi kamış da lazım olabilir. Eğer çapari ile avlanacaksanız, arkasında kurşun olan çapari atacaksanız, 10'lu 12'li çapari kullanacaksanız kısa kamış olmaz. Levrek, lüfer gibi biraz daha nispeten büyük balıkları avlayacaksanız daha güçlü olta kamışı satın almanız lazım. Küçük taş balıklarını hedefliyorsanız LRF kamışına incecik 3-5 gram atarlı kamışlara yönüleceksiniz. Hedef balık türünüzü belirleyin arkadaşlar. Balık avını uzun zamandır yapan arkadaşlar eğer izliyorsa onlar da yorumlarda kendi bilgilerini, düşüncelerini yazsınlar. Arkadaşlarımız faydalansın. Balıkçılık tekniğine göre kamışlar, olta kamışları farklılık gösteriyor dedik. Mesela neler var? Şöyle bir sayalım. Spin balıkçılık tekniği var. Surf balıkçılık tekniği var. LRF balıkçılık tekniği var. Jig balıkçılık tekniği var. Bırakma balıkçılık tekniği var. Bunların hepsinin kamışları birbirinden farklı, birbirinden değişik özelliklere sahip. Hangi tekniği kullanacaksanız ona göre uygun kamışlar var. Onu seçmeniz lazım. Spin kamışıyla surf balıkçılık tekniğini uygulayabilir miyim derseniz çok zor. Ya da jig balıkçılık tekniği kamışıyla LRF yapabilir miyim derseniz sizi hobiden soğutur. Bir daha yapmak istemezsiniz. O yüzden balıkçılık tekniklerine göre kamışı mutlaka seçin. Buna karar verin. Bir de gelelim marka olayına. En çok sorulan sorular. Hangi marka? Hangi model kamış? Hangi model? Hangi marka malzeme? Tabi kaliteli bir olta kamışı için tercih edebileceğiniz marka da önem taşıyor. Çünkü fiyatları çok yüksek. Olta kamışında öne çıkan pek çok marka var. Shimano var. Daiwa var. Savage Gear var. Okuma var. Piyasaya yeni Yeni giren Pujin gibi kamışlar var. Bunların içerisinden bütçenize göre ve avlanma sıklığınıza göre bir tercih yapın. 40 yılda bir balığa çıkıyorsanız çok pahalı bir kamış almayın. Ama ben bu hobiye yıllarca devam edeceğim, çok sevdim diyorsanız en baştan paranızı güzel bir kamışa, güzel bir makineye yatırın, uzun süre kullanın. Neyse arkadaşlar bu haftaki video baya uzadı. Umarım dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.